Arkadaşlar merhabalar. Uzun zamandır beklenen, 85 milyon defa sorulan, yüzlerce mesajın cevap verme sebebi olan geometri videonun çekimine an itibariyle başlıyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu sefer farklı bir şey yaptım. Gerçi tanışıyoruz. Kendimi tanıtayım mı Serkan, yoksa yüz binler tanıyor. Rica ediyorum. Evet. Adım Mehmet Bilge Yıldız. Matematik öğretmeniyim. Geometri anlatabiliyorum. Öyle bir yeteneğim de var. Çok bir sıkıntımız yok yani. Onu da biliyoruz, bilginiz olsun. Farklı bir şey yaptım bu sefer. Hocam ne yaptınız diye... Serkan bunu çevir ya, ben tıkladım. Kendimi görüyorum. Tamam, çevir. Farklı bir şey yaptık bu sene. Ne yaptık mesela? Şöyle bir şey yaptık. Geometrinin altına KPSS, ALES, DGS yazdık. Niye? Çünkü öğrenci soruyor mesela. Hocam diyor, ALES'te de çıkıyor mu? Şimdi arkadaşlar KPSS, ALES, DGS sınavlarının genel mantığında zaten aynı konular var. Sadece ALES ve DGS sınavlarındaki soru sayıları biraz daha fazla olduğu için ilave farklı sorular çıkabilir. Ama konu içeriği olarak aynı. Mesela geometri adına konuşursak ALES ve DGS'de farklı geometrik şekiller, 3 boyutlu sorular da geliyor. Çok özür dilerim. İlave olarak diye o sorulardan çözeceğiz. Anlaşıldı mı? Ama bu konu adım içinde o dahil olmayacak. O yüzden 3 sınava giren arkadaşlar da bu videoları ne yapabilir? Dinleye. Bile. Orada 6'şer soru falan çıkıyor. Yani çok afaki böyle 8-10 soru yok. KPSS'de kaç soru çıktığını falan anlatacağız. Şimdi bizim bu ilk videoda yine konu adımımız yok. Çok önemli bir video bizim için. Çünkü biz matematikte hatırlarsanız şu an beni takip edenler biliyordur, izleyenler. İlk videomuzda olayın mantığını anlatmıştık. Demiştik ki arkadaşlar bakın bu olay önce mantığını, ben çünkü bilinçli öğrenci severim. Öğrenci bilinçli olacak. Anlaşıldı mı? Yani geometriden kaç soru çıktı şu an bu videoyu izlerken bilmiyor olabilirsin. Videonun sonunda bileceksin. Hangi konudan soru çıktığını da bileceksin. Mesela kat isimlerinden soru çıkıyor mu bileceksin kardeşim. Bilinçli çalışacaksınız. Çünkü ikinci sınıfa geliyorsunuz yanıma. Hocam buradan soru gelmiş, buradan soru gelmemiş. Şuradan çok geliyor. Diyor 6 yıldır gelmiyor diyor. Kitapları var diyor. Bir şeyin kitaplarda var olması onun soru çıkacağı anlamına gelmez. Doğru çalışma tekniği çok önemli. Doğru çalışma, doğru konu seçerek çalışılır. Anlaştık mı? Doğru konu. Bizim neydi mantığımız? 1. Doğru hoca. 2. Doğru kaynak. 3. Çalışmak. Başka türlü matematik yapma ihtimali yok. Çok şükür şu anda iyi gidiyoruz. İzleyen sayımız gittikçe artıyor. Öğrenci iletişimimiz var. Instagram'dan derslere devam ediyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Daha da yoğun çalışacağız. Geometriyi de çok uzun. Ben normalde öksürmüyordum ya. Serkan baştan önce öksürüyorum ya. Neyse, helal. Demişsindir şu an bana diye düşünüyorum. Helal, insanlık bu çünkü. Geometri videolarında da mesela yaklaşık 30 videoya yakın olacak. Ortalama 3 veya 4 soru için uğraşacağız. Son yıllarda 4 soruyu çok fazla soruyorlar, bilginiz olsun. Ben burada bir analiz yapacağım şimdi size arkadaşlar. Biraz hazırlık yaparak geldik. Yani en son 5 yıl lisans sınavında hangi konudan soru çıkmış? Ve şu anda bak bunu herkes yapmaz. Son 3 ön lisans sınavında hangi sorular çıkmış? Bak! Duygulanırsın bak. Bunu herkes yapmaz. Yani 2020, 18 ve 16'nın ön lisans geometri konu dağılım analizinde yapacağım. Ve Türkiye'de kaç kişi geometri yapıyor, kaç kişi yapmıyor bakacağız. Çünkü buradaki mantık bilinçli öğrenci. Tekrarlıyorum. Yani öğrencilerin çoğu maalesef geometriyi sona bıraktığı için vakit kalmıyor. Şimdi açık konuşalım. Ben realist bir öğretmenim yani. Hocam nasıl kalmıyor hocam? Kalıyor vakit hocam, ben yapıyorum. Kardeşim senden bahsetmiyorum. Yapamayan bir kesim var. Bunu da ben söylemiyorum, ÖSYM söylüyor. Şimdi ben size ÖSYM sınav analizindeki ortalama Türkiye'de 2020 KPSS analizi yapmıştı ÖSYM. Hem lisans hem de ön lisansta kaç kişinin ortalama yüzde kaçın geometri yaptığını göstereceğim. Anlaştık mı? Benim tavsiyem de şu. Şefin tavsiyesi ne diye sorarsan. Tavsiyem şu. Altyapın varsa geometrik veya altyapın yoksa önemli değil. Matematik kısmından yaklaşık olarak 20 nete yaklaşmışsan, 20 civarı net yapabiliyorsanız, onu aşacağınızı düşünüyorsanız geometri çalışın. Ama onu aşacağınızı düşünmüyorsanız hepsine çalışmayın. Çünkü 15-20 konu anlatacağım, toplamda 3-4 soru gelecek. Nereden geleceği tam olarak belli değil. Ama ne çalışırsın mesela anlatacağım, üçgende açı çalışırsın örneğin. Belki bir soru yakalarız dersin. Veya 3 boyutlu bir şey çıkar, belki anladık da yaparsın. Dedim, anlıyor musunuz? Yani o yüzden hani kesin şudur budur diyemem. Bilinçli olalım, yine hangi konudan soru çıkabilirim ona göre yolumuzu izleyelim. Ben yine bu videonun altında PDF'si olacak. Yani burada konu anlatmanın için PDF yok ama diğer videolarda PDF var. İndirip çözebilirsiniz. Şekilleri tek tek yazmayın. Bu bir. İkincisi, bakın burada ben tekrar söylüyorum. Ben Instagram'dan çok konuşuyorum da burada video izleyip de Instagram'ımda olmayanlar olabilir. Arkadaşlar bakın, videolara yanlış çalışıyorsunuz. Bak bu çok önemli. Matematik videolarına yanlış çalışıyorsunuz. Matematik videolarında kendinizi yazıcı görevinde görüyorsunuz. Ben anlatıyorum, öğrenci yazıyor. Ben anlatıyorum, durduruyor, yazıyor. Kardeşim sen benim videomu deftere geçmeli mükellef biri değilsin. Yani defter mükellef misin sen? Ne yapacaksın biliyor musun? Çıktı da koymuşum. O da bizim insanlığımız. İleride video ders notumuz da olur. Oradan da faydalanabilirsiniz. Zaten video ders notu sormaktan artık cevap vermekten yoruldum. Çıkaracağım. Video ders notu çıkaracağım. Bu sene değil, hiç sorma ya.
Ne yapacaksın? Ufak bir bilgi verelim. Kardeşim bak, matematik videosu geometri çalışırken şöyle yapacaksın. Çıktın önüne durabilir, önemli veya durmayabilir. Çayını alacaksın. Anladın mı olayı? Gri pijamanı giyeceksin. Arkana yaslanacaksın. Ortam hazır. Oturacaksın, dinleyeceksin. Not almayacaksın ya. Hoca yazarken yazmak kime ne katmış kardeşim sen? Onu katipler yapıyor ya. Hakim söylüyor, o yazıyor. Ama katip, hakim verdiği kararı vermiyor. Burada yanlış anlayan katiplere selam söyleyelim. Burada Serkan şimdi katipler altına yorum yazmasın bize bir şey demiyorum. Seviyorum sizi. Lütfen sakın ha. Bak sakın ha. Demek istediğim şey farklı bir şey. Yani ben burada karar verici merciyim. Sen şimdi orada sürekli yazarsan bu anlamıyor ki. Videoyu dinliyorsun. Hiçbir şey yazmıyorsun. Sonra bir ara veriyorsun videodan sonra. Dinliyorsun ya. Anlamaya çalışıyorsun. Ara veriyorsun. Sonra soruları alıyorsun önüne. Yarım saat bir kendin çözüyorsun. O kalemi oynatmazsanız matematik yapamazsınız. Şu kalem var ya, bu kalem. Veya bu kalem. Fark etmez. O kalem oynamazsa matematik yapamazsınız. Kendiniz çözeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Adam yazmış bana mesela. Hocam ben sizin 10 videonuzu bitirdim. Bu da fırsat oldu benim için. Biraz da konuşmuş olayım. İlk videomda lafa dolanıyorum biliyorsunuz. Hocam yazmış ya, daha dün yazmış yani Instagram'a. Hocam demiş, sayı problemi videonuzu bitirdim. Oturdum testi çözemiyorum. Yok ya. Çok güzel ha. Çok güzel. Videoyu izle, otur her testi çöz. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Bu 15 yıldır matematik yapamayan adamı ben 5 videoda nasıl çözeyim mesele? Ya bu bir zamanla alakalı bir şey. Bu bir süreç meselesi. Yani sen nasıl çalıştın videoda? Hocam hepsini izledim. Bu büyük bir aldatmaca var ortada. Yani video izleyince her şey olduğunu zanneden bir grup var. Lütfen bu grubun dışına çıkın. Öyle bir şey yok. Video bitince konuyu bitirmiş olan sen değilsin, benim. Konuyu ben bitiriyorum. Sen bitir. Senin için yeni başlıyor. Sen kimsin ya? Sana yeni başlıyor konu. Sen neyi bitirdin? Kaç soru çözdün ya? Ne yaptın ya? Böyle bir mantık var mı? Anlaşıldı mı? Lütfen bu yanlışa düşmeyelim arkadaşlar. Videoyu izliyorsunuz. İzlerken not almayın. Mesela temel matematik kısmına not alabilirsiniz. Orada soru yazın. Çözümü yazmayın. Dersten sonra soruyu kendiniz çözün. Çözemezseniz videoya bakın. Anlaşıldı mı? Bu arada beğenmeyi unutmayın deyip araya da Serkan'cığım ufak bir bilgi verelim. Evet. Ben şimdi çok doluyum. Çok konuşurum. Beni bilen bilir. Çok konuşurum. O yüzden başlayayım. Çünkü 30 dakika geçecek. Serkan bakıyor, gözünü belirtmiş. Gerek yok yani. Çok konuşurum. Çok doluyum. Evet. Bak. Görüyor musun? Duygularını gözyaşlarına boğulursun. Bak bunu oturdum. Kendim yaptım. Kendim. Kimseden almadık yani. Çalışıyoruz. Okuyor. Hep beraber okuyalım. Son 5 yıl KPSS sınavına çıkmış geometri soru dağılımı. Bilinçli olacağız. 2 video sonra bana analitik geometri ne zaman geliyor derse seni keserim bak. Bilinçli olacaksın. O da gelecek. O da gelecek ya. Bu videonun altına diğerleri ne zaman yüklenir diyenleri Serkan'cığım onaylama. Onların hepsini engelle. Anlaştık. Ya gelecek gelecek. Ya bir sabırlı ol. Bitiyor mu her şey? Ne olur? Gelecek ya. La Casa de Papel bir sene sonra çekiyor. Haksız mıyım kardeşim? Bak La Casa de Papel bir sene bankayı soyuyor. Tam tokuyor ölecekken ara veriyor. Bir sene sonra onu bekliyor. Onu bekliyor. Çok güzel. Biz de bekle. Ne olacak? Biz de insanız. Çekiyoruz işte yani. Evet. Lisans sınavındayız. Neyse işin şakası bitirelim. 2021'de ne çıkmış? Bak şimdi belli konular çok fazla ortak. Bak üçgende açılar. Doğru mu? Üçgende açılar. Paralelkenar eşkenar dörtgen. Çokgenler. Çemberde uzunluk. Şimdi ben size 4-5 konu zaten üzerine yoğunlaşın diyeceğim. Bir, üçgenler. Üçgenler de üçgende açılar çok. Bak üçgende açılar, üçgende açılar, üçgen açılar. Ama ondan da 2 yıl önce 18-10 üçgende açı yok. Yani şimdi buraya bakarak mesela şunu diyebilir miyim ben? Üçgende açılar kesin çıkıyor. Nasıl diyeyim? Serkan diyebilir misin? Bak Serkan da diyemiyor. Nasıl diyeceğim? E çıkmamış 2 yıl. Çıkmamış. Bunu ben yapmadım yani. Bunu ÖSYM'sine ona aldığım bilgi bu. Çokgen bak çokgen. 2021'de var, 20'de var. Sonra çokgen yok. Hadi bakalım. Çokgen kesin çıkıyor mu? O yüzden geometride kesin çıkacak bir konu yok. Ha, üçgen kesin çıkar. Açı, alan, uzunluk, açıortay, kenarortay olabilir. Son yıllarda açı üzerine yoğunlaşmışlar. Doğru. Problem biz de yoğunlaşacağız. Ama kesin çıkar diyemem yani. Sonra bak özür dilerim yine. Kare. 3 kere öksürdüm bu arada. Takip ediyorum. Dikdörtgen kare. Dikdörtgen kare. Dikdörtgen. Görüyor musun ben? Son 5 yılın şu ilave bir soru olmuş oldu geçen sene. Son 5 yılın 4'ünde dikdörtgen kare var mesela bak. Çok önemli demek. Üçgen. Sayıyorum bak. Dikdörtgen kare. Çember. 3 tane konuya çok iyi çalışalım. Geometri kes yapmak istiyor, yapacaksa kafaya koyduysa üçgenler. Üçgene gibi 10 videom falan var yani. Çok çekmek zorundayız. Çünkü konuları farklı. Açıortay, kenarortay, dik üçgen, özel üçgenler. Doğru mu? Video sayısı fazla. Tamam.
Çokgen bakın bir yıl daha gelmiş burada ama mesela sonraki 3 yılda çokgen yok. Örneğin çemberde uzunluk, çemberde açılar, analitik geometri var. Bakın son 5 yılın son 4'ünde görüyorsunuzdur toplam 4 soru gelmiş. Sadece 2017'de 3 soru gelmişti. Zaten son zamanlarda 4 soru. Mesela geçen sene sürpriz 4 soru geldi dediler. Hiç alakası yok. Ne alakası var? Zaten son yani 3 yıldır 4 soru geliyor. Geometri şaşırttı diyorlar. 4 soru gelmiş. Ya zaten son 4 soru neyi şaşırttı? Sen şaşırmışsın. Geometri şaşırtamaz. Yani bakarsan görürsün. Serkan'cığım bakıyoruz. 2020, 19, 10 sayıda 4 soru gelmemiş mi kardeşim? Gelmiş. 2020'de de 4 soru gelmiş. Şaşırdık. Nasıl neye şaşırdık? Zaten 4 geliyor. Anladın. Bu 4 de gelebilir, 3 de gelebilir. Doğru mudur? Bu yanlış değil bilgi olarak. Yani konu burada. Analitik geometri çok sorulduğu için söylüyorum bak. Al. Son 5 yılda 2 defa gelmiş. %40 bandında. Çemberde açı var. Orada öyle. Bak çember önemli demiştik. Söyle bak çemberde açı, çemberde uzunluk, çemberde açı. Görüyor musun? Çemberde uzunluk da çember önemli. Çember önemli. Analitik geometri son 5 defa gelmiş. 17'de, 20, 21'de yok. Gelmemiş. Katı cisim hiç yok. Bak katı cisim çekeceğiz. Bak hemen yanlış anlıyor. Çek hocam hemen alta yorum. Katı cisim çekmeyecek misiniz? Ya çekeceğiz çekeceğiz. Ama son 5 yılda var mı katı cisim burada? Yok. Demek ki anlıyor musunuz? Yani doğru konu bak. Öne alın diyorum ben. Öne alın. Ama işte geometride böyle bir şey böyle bir zıkım değil yani. Yani örneğin üçgen bilmezsen çokgen de yapamayabilirsin. Çünkü çokgen içinde eşkenar üçgen alanı var. Anlaşıldı mı? Bağlantılı yani. Ben şimdi kimseyi burada hevesini kırmak istemem. Ama sıfırdan geometri öğrenmek çok kolay bir iş değildir. Ama üçgende açı falan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Doğruda açı ilk 3 video. Üçgende açı 1, üçgende açı 2. Sonrası tercihsiz. Baktın anlıyorsun yürü. Yürü çık git. Anlaştık mı? Baktın anlamıyorsun. Ya dön matematiğe çok konu var orada ya. Vallahi çok konu var. Ben Türkiye'nin az sonra göstereceğim. Yüzde kaçı yapmış geometri onu da göstereceğim. O bilgi de elimde var. Bu lisans sınavıydı. Şu an karşınızda. Kafanızda şu anda bence bir şey oluşmuştur diye düşünüyorum. Peki. Ön lisansa bakalım. Bak bunu da bak. Ön lisansları hemen yazar. Hocam lisansları yaptınız da ön lisansları yapmıyorsunuz. Biz önemsemiyoruz hocam. Hocam bize hiç... yazdım. Hadi. Ne diyeceksin? Çok merak. Alta yaz. Allah razı olsun yaz. Altına Allah razı olsun yaz ya. Destekle bari. Evet. Son 3 yıl. Niye 3 yıl? Yani 20, 18, 16'yı yaptım buradan. Çok çiftli yıllarda yapıldığı için. Bakıyoruz. Bak yine üçgende açılar var. Üçgende açı var. Sonra üçgen yok mesela. Burada mesela analitik geometri. Bak. Son 3 yılın ikisinde gelmiş analitik geometri. 3 sınavın. Bir tane katı cisim gelmiş burada. Değişik. İlginçtir. Bu bilgiyi vereyim. Benim gözlemim bu. Matematikçi olarak. Sanki ön lisansta çıkmış sorular lisansta göre bir tık daha zor. Onu söyleyeyim bak. Dedim anladık mı? Geometri için konuşuyorum. Yani birkaç soru gerçekten bu muymuş diyorsun. Mesela bize geçen sene 2021 yılında, kravatım bozukmuş. 2021 yılında bir soru çıkmıştı. Çember uzunluk gerçekten zordu. Ön lisansta da iyi sorular var şimdi açık konuşmak gerekirse. Dikdörtgen kareyi hatırlıyorsunuz. Bak iki tane soru var burada. Üçgende uzunluk, iki tane üçgen çıkmış. Bir paralel kenar gelmiş. Katı cisimler burada da var. Bak görüyor musun? Yani biz lisansta 5 yıldır olmayan bir konu mesela atıyorum ön lisansta 3 yılın 2 defasında sorulmuş yani bilemiyoruz. Anlaşıldı bu da onun analizi. Orada 2020-18'de 4'er soru gelmiş, 16'da 3 soru gelmiş. İşin özü bu. Anlaşıldı hangi konudan soruştuğunu bilelim. Şimdi ben buradan biliyordum ne çalışacağız tekrarlıyor. Üçgen, açı özellikle çalışacağız. Dikdörtgen kare çalışacağız. Çember, bak burada çember yok mesela örneğin ama lisans çember doluydu. Anlaşıldı mı? Bilemem. Burada da analitik geometri var. Analitik geometri çalışsa şimdi hiç bilmeyen bir adam sıfırdan analitik geometri anlar mı? Biraz zor. Neden? Çünkü altyapı bilgisine ihtiyaç var. Çok kolay soru da çıkabilir. Ben buna yanlış demiyorum ama altyapı bilgisi olmadan analitik geometri çok kolay işler değil. Bir bina düşünün. Binanın 10. katı analitik geometri. 11 katlı bina varsa. Örnek veriyorum yani. Şimdi 10. kata çıkmak için de 1, 2, 3, 4, 9'u çıkmak lazım. Yani üçgen bileceksin. Atıyor. Dikdörtgen kare bileceksin. Denklem çözme bileceksin, matematik bileceksin. Yoksa bu iş olmaz. Altyapı sağlam olursa analitik geometri yaparız. Bir sıkıntı yok. İki tane konusu var. Nokta analitik, doğru analitik diye. Anlaşıldı mı? Onları da anlatacağız. Soru dağılımlarımız bu. Peki. Karşınızda acı bir Türkiye gerçeği var. Acı bir Türkiye gerçeği var. Açık konuşalım. Bakın. Bunu ÖSYM'e siz bakmıyorsunuz da ben çok bakarım. Ben biraz sayısal verilere çok dikkat ediyorum. ÖSYM son birkaç yıldır sınav değerlendirme raporu yayınlıyor. 2020 KP sınavında ön lisans ve lisans gruplarına değerlendirme raporu yayınladı. 2020 KP değerlendirme raporu. Nasıl bir rapor bu? Kaç soruyu kim yapmış? Yani kim yapmış da isim vermedi yani. Ahmet yapmış mı? Öyle bir şey değil. Sen yapmışsın tamam kızma.
soruyu boş bırakma oranı ya doğru yapma oranlarını falan verdi yani. Bir grafiksel bir durum yaptı. Bunu ölçmeciler daha iyi bilir de ben nacizane çok hani onların işine karışmadan düz mantık bir şey anlatacağım size. Bakın bu neymiş okuyalım. 2001 KPSS'de lisans bu. Bunu da yazayım mı? Bu lisans. Genel yetenek testi doğru cevaplama ve boş bırakılma oranlarını ver. Oransal bir durum var burada bak. Burası Türkçe, genel yetenek. Türkçeden başlıyor, matematiğe gidiyor. Şekle baktığınız zaman zaten şurada renkler vardı. Evet, mavi renk doğru cevaplanma oranı iken turuncu rengimiz boş bırakılma oranı. Zaten burada ağzın açık başlıyor, orada gözyaşıyla bitiriyorsun. Hüngür hüngür ağlıyorsun orada. Görüyor musun? Bak yavaş yavaş değeri aşağı doğru iniyor. Biz işimize bakalım. Geometri, ben çok konuşurum da bu grafik hakkında. Bu grafik benim zaten canımı çok sıkan bir grafik de yani o kadar vaktimiz yok. Geometrinin çok çıkmayalım. Biz geometriye bakalım. Geometri nerede? Soru sayı son 4 soru. Matematiğin son 4'ü. 57, 58, 59, 60 genelde. Doğru mudur? O da sağ tarafta. Bak şurada. Bak şuraya herkes baksın. Bak şurası. Türkiye'de lisans, 2020 lisans. Orada da fazla yapan var ha. Yine de fazla. Yapan sayısı oranı bir soru %10 üstünde, iki soru, diğerleri %7. Yani bu videoyu 100 kişi izliyorsa yaklaşık 7 kişiye hitap ediyoruz. Doğru cevaplama oranına bakarsak. Doğru mudur? Boş bırakma. Bak şurası %80 boş bırakmış. Bir de %10'luk bölüm yanlış yapmış. Bunu ben yapmıyorum. Ben şimdi adıma geometri yapamazsın demiyorum da geometriye vaktin kalmaz çalışma diyorum, bana kızıyor. Niye çalışsam olmaz? Mesela dershanelerde hocaların başının eti yeniyor. Ben dershaneciyim. Haftada 50 saat derse giriyorum. Hocam ne zaman geometri anlatacaksınız diyor. Ya diyorum ki anlatacağız da biz sırayı bozmayalım, önümüzdeki pilavı yiyelim. Ya şu tarafa bak diyorum. Ya bunu ben yapmadım ya. Tamam sen 25 yapan bir öğrenciysen haklısın. Ya 10 yapan öğrenci de bunun peşine düşmesin. Ya bir bilinçli olalım bak. İki gün sonra bu bilinçsizlik bizi sınavı kazanmamaya götürüyor. Rica ediyorum. Doğru konu çalışalım. Çalışmak istiyorsan geometriden dediğim konulara üçgenler, açılar, maçılar, dikdörtgen, kare çalış. Çemberde açı falan. 3-4 konu belirle. De ki buradan olursa vaktim kalırsa yaparım. Ama bak ne olmuş? %80'inin vakti kalmamış. %10'u yanlış yapmış. %10'da %8'i hatta doğru yapmış. Lisans sınavı için konuşuyor. Bakmamışlar yani. Bu işi ben demiyorum yani. Ve bakma oranı gittikçe bak azalmış. Bak. Bak şurada. Bak burada. Benim gözyaşlarım var. Akıyor ya akıyor. Sel olmuş akıyor yani. Anladın mı? Boş bak. O kadar emek verirsin. Anladın mı? Bir sürü video çekersin, yüzlerce ders, Instagram dersi yaparsın, bakmamış adam. Bakmamış yani. Neyse. Ön lisansçılar unutmadık sizi. Sizin grafik daha da acı yani. Baygınlık geçirmem gerekiyor. Bak, bak grafiğe bakar mısın? Bak bu 2020 KPSS ön lisans. Yani sınava girenlerin bu neyi gösteriyor biliyor musun? %80'i 90'ı matematik yapmıyor ya. Hocam yetişmedi. Yetişmedi değil, yapmıyorsun ya. Yapmadığın için yetişmedi ya. Yetişmedi olmaz. Anlaştın? Yetişmedi olmaz. Yetiştirirsin. Belli zaman ayırırsın Türkçe'ye. Öbürüne belli zaman ayırırsın. Matematiğe bakarsın. Bakmamışsın ki. Boş bırakmışsın. Yani soruya baksan belki yapacaksın. Neyse konuyu dağıtmayalım. Aha. Yapan sayısı 5 kişi. Ahmet var. Ben tanıyorum onları. Murat var. İşte Serkan bir herhalde girmiş orada. Geometri video çekiyordu. En sonunda da bir kişi var zaten. Bak şu da Osman. O yapmış. Kimse yok ki. Doğru yapan oranı %3 falan ya. Ön lisans sınava göre 100 kişiden 3 kişi doğru yapmış soruyu. Orada oran orada yani. Bakmıyorsunuz. O yüzden hani bakmayacaksanız açık konuşuyorum ben. Bakmayacaksanız yani şu turuncu bölgede olacaksanız, şurada olacaksanız burada da bakmayın. Yani vaktinizi matematiğe ayırın mesela. Üstü sayı çalışın, köklü çalışın, problem çalışın. Bakmayacaksanız. Turuncu bölgede olacaksa insan kendini tanır. Adam bana yazıyor mesela şimdi yorum olarak. Hocam ben geometri çalışayım mı? Bak Instagram'da yorum. Ben geometri çalışayım mı? Ne cevap vereyim? Ne bileyim ben? Sen bilirsin yani. Sen kimsin? Kaç soru yapıyorsun? Kaç aldın? Ben ne bileyim ya? Ben onu bilemem ki ama. Yani o kadar çok şey bekliyor ki insanlar. Yani diyor ki yani şunu bekliyor aslında orada. Ben ona çalışma diyeyim. Onu istiyor. O da çalışmasın ki iki gün sonra desin ki ya Mehmet Hoca çalışma dedi. Ben hocaya sordum falan desin. Ya böyle bir şey aramayın. Arkadaşlar varsa potansiyeliniz çalışın. Adam kendini bilmez mi ya? Yani 20 net yapıyorsan geometri çalış. Şu an 20 isen ama şu an 5'ten yani geometri çalışmanın sana, bana, topluma, insanlığa nasıl bir fayda olabilir ya? Bak bu sınavı yanlış çalışmaktan kaybediyoruz. Yıllarca insanlar tek dersini vermek istemiyorum. Tek bir ders çalıştı 2014'ten sonra. Ne oldu son 5 yıldır, 6 yıldır bir şey olmadı. Sınav arkadaşlar 5 dersten oluşuyor. Bunu hatırlatayım ben size.
5 ders. Tek başına Türkçe sizi kurtarmaz. Tek başına matematik sizi kurtarmaz. Tek başına tarih sizi kurtarmaz. Tek başına coğrafya, tek başına anayasa kurtarmaz. Bunlar birleşince bir şey oluyor. Anlaşıldı mı? Bu dersler birleşmezse bunun bir anlamı yok. Tamam mı arkadaşlar? Neyse, soru, video rehberliğe doğru gidiyor. Ben burada bırakmam lazım artık. Tamam mıdır burası da? Tamam. Bak toparlayalım. Ne yaptık önce? Ne yaptık? Şuradayız. Evet. Ne hangi konuların son 5 yıl çıktığını al. Bunları bir yere not alabilirsin veya resmini çekebilirsin. Dursun yani bunlar. Ne o bilemeyiz yani. Şimdi eşkenar dörtgen. Ben şimdi eşkenar dörtgen anlatacağım. Bak son geçen sene çıkmış ama 4 yıldır yokmuş mesela. Hatta eşkenar dörtgen deltoidi bir video yapacağım ben beraber 10 soruluk. Videonun da mantığını anlatayım bu arada. Ortalama 10-11 soru olacak. Konunun başında böyle PDF'ler olacak, yine buradan gideceğiz. Özellik varsa özellikleri vereceğim. Sonra sorular üzerinde 10-11 soru üzerinde çözeceğiz. Ama sen şu ara çayını alacaksın. Çay içiyorsan, kahvesi kahve. Ortamı hazırlayıp pijamayı çekip dinleyeceksin gri pijamayı. Ondan sonra sen çözeceksin canım kardeşim. Ben çözüyorum. Çözerken o da yazıyor. Ya sen niye yazıyorsun ya? Ben çözüyorum ben. Dinlemezsen olmaz. O kalemi sen o soru boşken oynatacaksın yani. Ben yazarken sen zaten yazarsın ya. Onu kardeşin de yazar. İlkokul 8'e giden çocuğa ver, anlamadan yazar. Bu böyle bir şey değil ha. Lütfen rica ediyorum ya. Tamam, bilginiz olsun. Ön lisans da çok önemsiyoruz, ön lisansları da. Bak önemsemiyoruz diyenler var, hiç kalbinizi kırarım yani, öyle bir şey yok. Çıkmış soruların analizini yaptık. Sonra ÖSYM'nin benim duygulandığım iki tane grafiği var. Onları anlattım size. Burada zaten baygınlık geçirdim ben. Yapan 5 kişisiniz. Ondan kim olduğunu tanıyorum ben. Burada bitirdik bu videomuzu. Evet. Şimdi neyle başlayacağız? Doğru da açılarla başlıyoruz. Üçgende açılar. Üçgende 10 video falan bitiyor. Bunlar PDF yüklenecektir. Sonra neye geçiyoruz? Üçgenler bittikten sonra dikdörtgen, kare, önemli olan çember, paralel kenar, eşkenar dörtgen, deltoid, yamuk diyoruz. Sonra analitik geometri, katı cisimler diyoruz. Bilginiz olsun. Sıramı böyle. Yaklaşık 30 videoya falan planlıyorum ama bu videolar bitecek. 10'ar soruluk, 11'er soruluk videolar yaklaşık yarım saat sürerler. Sonraki süreçte ben size yine soru çözüm videoları çekeceğim araya. Biraz daha zorlayacağız. Bilginiz olsun. Biz elimizden geleni yapacağız. Siz de yaparsınız umarım. Evet, her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Ne diyoruz Serkan'cığım? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.